Hazreti Musa peygamber zamanında Musa aleyhisselamın ümmetleri dediler ki Hazreti Musa'ya, ey Musa dediler, biz Rabbimizi misafir etmek istiyoruz. Biz Rabbimizi ağırlamak istiyoruz. İnşallah gelsin, misafirimiz olsun. Onu ağırlayalım, neyimiz varsa bir ikram edelim ona. Gücümüz yettiğince bir sofra hazırlayalım. Yesin içsin. Hazreti Musa peygamber birden kızdı onlar. Siz dedi ne diyorsunuz? Allah-u Teala dedi sizin bu anlattığınız ihtiyaçlardan halidir. Onlara uzaktır. Allah-u Teala yemez, içmez. Bu tür özellikler yoktur. Siz dedi delirdiniz mi siz? Kafayı mı yediniz dedi. İçeri bir ses ver mi o hacı abi? Siz dedi ya Allah Allah böyle bir şey olur mu dedi. Kızdı onlara, fırça attı. Hazreti Musa peygamberin bir özelliği vardı sevgili dostlar. Hazreti Musa daha önceleri size anlatmıştım. Bu özelliğini anlatmıştım. Bu kısayı anlatmadım ama. Hazreti Musa peygamber Allah-u Teala ile konuşabilen bir peygamber. Tur-u Sina'da, Tur Dağı'nda böyle benim sizinle konuştuğum gibi Allah-u Teala ile konuşurdu. Öyle bir özelliği vardı. Musa Kelimullah derler hatta. Ya Allah'ın kelimesi Musa peygamber aleyhisselam. Hazreti Musa Rabbimizle kelam ederken o tabi Tevrat'ın ayetleri iniyor Hazreti Musa'ya. Allah-u Teala ayetleri inzal etti ona, vahyi verdi. Hazreti Musa bir şey demedi sonra, bir şey söylemedi yani. Dedi ki ey Musa kullarımın benden bir ihtiyacı var mı? Senin vesilenle bir şey ilettiler mi? Ulaştırdılar mı bana? Yok ya Rabbi dedi. Ey Musa dedi kullarımın davetini niçin bana haber vermiyorsun? Kullarımın davetini niçin bana haber vermiyorsun dedi. Hazreti Musa dedi ki ya Rabbi benim ümmetim seni misafir etmek istediklerini, sana yemek ikram etmek istediklerini söylediler. Seni ağırlamak istediklerini söylediler. Ama dedi sen böyle şeylerden uzaksın dedi. Böyle şeylerden münezzehsin dedi. Ondan sonra Allah-u Teala dedi ki ey Musa söyle kullarıma yarın geliyorum dedi hazırlansınlar. Hazreti Musa şaşkın. Ertesi hemen geldi. Dedi ki ben dedi bir hata etmişim. Allah-u Teala'nın sizlere selamı var. Yarın dedi misafiriniz olacak. Yarın gelecek. Meclisinize gelecek. Sofranıza gelecek. Bütün böyle o ahali, bütün köylü mü diyeyim, ne diyeyim artık o şehirdeki insanlar hep beraber bir araya geldiler. El birliğiyle mükellef bir sofra hazırladılar. Ondan sonra böyle sığırlar kesildi, koyunlar kesildi, etler pişirildi, yemekler hazırlandı, içecekler, ekmekler sıcak sıcak böyle pişirildi. Güzel bir sofra hazırlandı. Akşamüstü böyle. Sofra artık hazırlıklar tamamlanıp da misafir beklenilmeye başlayınca bir yaşlı böyle uzak yollardan geldiği belli olan üzeri pejmurde diye tabir ettiğimiz böyle üstü başı dağınık birisi yaşlı bir ihtiyar yollardan geldiği belli geldi dedi ki Allah'ın selamı dedi sizin üstünüze olsun. Karnım çok aç, bana bir şeyler ikram edin de yiyeyim dedi. Hazreti Musa peygamber dedi ki hele dur bakalım dedi. Büyük bir misafir var dedi. Yemek yersin ama önce biraz bir işe yara bakalım dedi. Şu testileri al, su getir bakalım dedi. Öyle deyince bana ekmek verin dedi. O yaşlı. Bana yiyecek bir şeyler verin dedi. Yiyecek vermediler, onu gönderdiler. Testi verdiler. O da almadı. Sonra gitti. Akşam oldu. Hava karardı. Bekliyorlar. Gelen giden yok.
Gece yarısı oldu. Hala bekliyorlar. Gelen giden yok. Ertesi gün sabaha kadar beklediler o gece. Sabah olunca dediler ki, ey Musa, ya sen yalan söyledin ya da tövbe haşa, senin Rabbin yalan söyledi, bizi kandırdı. Ya da dedi sen yalan söyledin. Hazreti Musa değişik karma karışık duygular içerisinde, bir taaccüp içerisinde geri döndü, Tur-u Sina'ya gitti. Ya Rabbi dedi, Allah'ım ben senin buyruğun üzere, ben senin emrin üzere gittim, ümmetime senin misafir olarak geleceğini söyledim. Onlar da seni beklediler, hazırlık yaptılar. Ben de onlara yardım ettim, beraber hazırlıklar yaptık, seni bekledik. Ama ya Rabbi sen gelmedin ve şimdi ümmetim böyle böyle diyor ya Rabbi. Deyince Allah-u Teala da dedi ki, ben geldim ey Musa. Ben geldim. Uzak yollardan geldim dedim. Aç dedim. Bana bir lokma ekmek vermediniz. Beni başka işler verip başka yerlere gönderdiniz beni. Bir lokma ekmek vermediniz bana. Dedi ki ya Rabbi, sadece bir yaşlı, bir ihtiyar birisi geldi. Seni biz göremedik dedi. Allah-u Teala dedi ki, ben o kulumla beraberdim. Ben ne yerlere sığarım ne göklere sığarım. Ancak bir kulumun kalbine sığarım. Eğer ki siz o yoldan gelen o yaşlı adamı doyursaydınız, onu yedirip içirseydiniz, sanki bana ikram etmiş gibi olacaktınız. Eğer onu güzelce misafir etseydiniz, sanki beni misafir etmiş gibi olacaktınız. Evet, Allah-u Teala misafir nasıl edilir? Allah-u Teala'nın kullarını misafir edersin. Hani diyor ya, yaradılanı yaradandan ötürü, Yunusça bir bakışla, Allah rızası için, Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak adına bir adım atarsın. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak adına birisine bir tas su ikram edersin, bir lokma ekmek ikram edersin. Sanki Allah-u Teala'ya vermiş gibi olursun. Ve onun karşılığını da inşallah Rabbimiz mahşer günü sana verir. Ve Allah-u Teala işte böyle misafir edilir. Evet, Allah-u Teala yemekten içmekten münezzehtir. Bizim insanlar olarak, kul olarak bir takım beşeri ihtiyaçlarımızdan Rabbimiz Teala Subhanehu ve Teala, o münezzehtir. Ama Allah rızası için ben Rabbimin bir kuluna ikram ediyorum diyerek verirsen, ya işte Allah onu sadaka sayıyor belki de. Allah'ı misafir etmiş gibi oluyorsun. Bu manada inşallah uyanık olalım yani. Aklımızı başımıza alalım biz de. Kapınıza biri gelirse onu boş çevirmeyin, bilemezsiniz. Gücünüz nispetince gönlünü almaya çalışın. Hatta bazen beklemeyin. Siz gidin. Muhtaçlara, yoksullara, garibanlara, fakir fukaraya, şehit ailelerine. Bazen siz gidin. Gönüllerini alın. Bir çikolatayla, bir kolonyayla gidin, gönüllerini alın. Bir talebeye, ihtiyacı olan bir talebeye gidin. Gönlünü alın. Önceki gün internette bir fotoğraf gördüm. Bir çocuk, zannediyorum Mardin'de. Sırtında okul çantası yok. Annesi battaniyeden bozma bir çanta dikmiş ona. Battaniye, eski battaniyeden kesmiş, çanta yapmış. Ve bunu öğretmeni internette paylaşmış. Hemen o gün Samsun'dan birisi hem o çocuğa hem de o sınıfta okuyan diğer öğrencilere kırtasiye malzemeleri, çantalar, hediyeler, oyuncaklar almış götürmüş. İşte bu, bazen beklememek, bazen biz gitmemiz lazım, bazen bizim aramamız lazım. Kendinize soruyor musunuz? En son ne zaman Allah rızası için, sadece Allah rızası için
başka hiçbir gaye gütmeden, başka hiçbir amaç gütmeden, sadece ve sadece Allah rızası için size gelene değil, siz ne zaman gittiniz en son? Soruyor musun bunu kendine? Düşünüyor musun bazen? Ben en son ne zaman gittim diye, en son ne zaman bir Müslümanın kapısını çaldım diye soruyor musun? En son ne zaman bir mümin kardeşimin derdiyle dertlendim diye, en son ne zaman hiç adını bilmediğim, tanımadığım bir kardeşime dua ettim, bir Fatiha okudum diye soruyor musunuz hiç kendinize? Sormalısın bence.